Yerli ve milli teknoloji hamlesi sayesinde her geçen gün gücüne güç katan Türkiye, alışılmışın dışına çıkmaya da devam ediyor. Ulaştığımız son bilgilere göre Türkiye özellikle Yunanistan'ın başına bela olacak bir sistemi hizmete alıyor. Özellikle Ege Denizi ve Akdeniz'e yine yerli ve milli bir şekilde geliştirip ürettiğimiz insansız hava araçları vasıtasıyla bırakılacak olan Sonobuoy adı verilen denizaltı mikrofonu sayesinde Türkiye artık yabancı deniz kuvvetlerine ait derin denizlerdeki her türlü faaliyeti tespit edip gerekli istihbaratları toplayabilme kabiliyetine kavuşacak. Az önce de söylediğimiz gibi, özellikle Ege ve Akdeniz'de kullanılması öngörülen bu sistem, Yunanistan'a karşı çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Sonobuoy artık Türk Deniz Kuvvetleri'nin derin denizlerdeki kulağı olacak desek yeridir. Yunanistan tarafından bu gelişme öğrenildiğinde basın organlarından atılacak manşetleri şimdiden merak etmiyor değiliz. Türkiye yıllardır yerli ve milli bir şekilde geliştirdiği insansız hava araçlarını haliyle doğal olarak sadece hava operasyonları için kullanıyordu. Fakat artık bu durum değişiyor. Hava, kara ve deniz üstü alanların dışında artık bu insansız hava araçları deniz altında da faaliyet gösterecek. Sonobuoy adı verilen denizaltı mikrofonu bu insansız hava araçlarından bırakılarak su altından istihbarat toplayacak. Ulaşılan son bilgiler doğrultusunda ise TUSAŞ'ın insansız hava aracı sistemleri genel müdür yardımcısı Ömer Yıldız'ın insansız hava araçlarımıza şu anda sonobuoy atma ve dinleme yeteneklerinin kazandırıldığını söylediği biliniyor. Ömer Yıldız konuşmasının devamında ise Türk silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının artık karakol uçaklarının yaptığı görevleri de yapabileceğini aktardıktan sonra suya bıraktığımız mikrofonlar suyu dinliyorlar. Radyo dalgalarıyla dinlediklerini yayınlıyorlar ve akustik analiz yapıyorlar. Bu analizler sonucunda denizaltı var mı, yok mu, yeri neresi gibi bilgileri alıyor. Şimdi biz bu görevi Anka ve Aksungur'la yapabilir hale geliyoruz ifadelerini kullanıyor. Peki Sonobuoy nedir? Bu konu hakkında fikri olmayan veya daha öncesinde bu platformu hiç duymamış takipçilerimiz olabilir. Bu sebeple biraz da Sonobuoy'dan bahsetmek istiyorum. Sonobuoy, denizaltı karşıtı savaş veya sualtı akustik araştırmaları yürüten uçaklardan veya gemilerden atılan tipik olarak 13 cm çapında ve 91 cm uzunluğunda nispeten küçük bir şamandıradır. Sonobuoylar bidonların içinde uçaktan atılır ve su çarpması üzerine açılır. Hava aracıyla iletişim için yüzeyde radyo vericisi bulunan şişirilebilir bir yüzey şamandırası kalırken, bir veya daha fazla hidrofon sensörü ve stabilize edici ekipman, yüzeyin altına, çevresel koşullara ve arama modeline bağlı olarak değişen, seçilen bir derinliğe iner. Şamandıra, hidrofonları sayesinde akustik bilgileri telsiz aracılığıyla uçaktaki operatörlere iletir. Sonobuoylar aktif, pasif ve özel amaçlı olarak 3 kategoriye ayrılır. Aktif sonobuoylar suya ses enerjisi yayar ve telsiz yoluyla bir alıcı gemi veya uçağa bilgi iletmeden önce geri dönen yankıyı dinler. Orijinal aktif sono şamandıralar önceden belirlenmiş bir süre boyunca konuşlandırıldıktan sonra sürekli olarak sinyal yayarlar. Daha sonra komuta etkinleştirilmiş sonobuoy sistemi sonobuoyları uçağın bir radyo bağlantısı aracılığıyla sinyal yayılımını tetiklemesine izin verir. Bu da dönüş yankısının kerteliz ve menzil verilerini içerdiği bir veri sinyaline dönüştürülerek operatörlere iletilir. Pasif sono şamandıralar suya hiçbir şey yaymazlar. Daha çok dinler, gemilerden veya denizaltılardan gelen ses dalgalarını, örneğin elektrik santrali, pervane veya kapı kapanması ve diğer sesler veya bir uçağın kara kutu sinyali gibi diğer ilgili akustik sinyallerini beklerler hidrofona ulaşmak için. Ses daha sonra telsiz yoluyla alıcı bir gemiye veya uçağa iletilir. Özel amaçlı sono şamandıralar ise çeşitli oşinografik verileri bir gemiye, uçağa veya uyduya iletir. Bugün kullanımda olan 3 tip özel amaçlı sono şamandıra vardır.
Bu son aşamandıralar denizaltı tespiti veya yer tespiti için tasarlanmışlardır. Baby Thermoboy olarak adlandırılan son aşamandıralar çeşitli derinliklerde batitermografik veya tuzluluk okumalarını iletir. Bir son aşamandıra modelinin döşenmesinden önce genellikle sonar reflektörleri olarak veya tersine dalga kılavuzları olarak hareket edebilen yoğunluk ve sıcaklık katmanlarını tespit etmek için bir veya daha fazla banyo termoboyunun döşenmesi gerekir. Arama ve kurtarma sar şamandırası ise yüzen bir radyo frekansı işareti olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle bir uçak kaza mahallinin, batık bir geminin veya denizde hayatta kalanların yerinin işaretlenmesine yardımcı olmak için kullanılır. Aktif veya pasif son şamandıralar ilk tespit için geniş alanlara veya bariyerlere yerleştirilebilirler. Aktif şamandıralar daha sonra kesin konum için kullanılabilir. Pasif şamandıralar, üçgenleme yoluyla nispeten kesin konumlara izin vermek için yüzeyde desenler halinde de konuşlandırılabilir. Birden fazla uçak veya gemi denizaltıyı sonar ağına sürmek için ya pasif olarak dinler ya da aktif olarak iletir. Bazen desen bir ızgara veya başka bir dizi oluşumu şeklini alır ve tek veya sınırlı sayıda hidroforun yeteneklerini aşmak için karmaşık hüzme oluşturan sinyal işleme kullanılır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunun yanında bulunan bildirim zilini aktif hale getirmeyi sakın ama sakın unutmayın. O bildirim zili aktif olduğunda YouTube bizim paylaştığımız bütün videoların anlık olarak bildirimini sizlere iletiyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın diyelim, hoşça kalın.